Hayırlı günler arkadaşlar. Malum gündemler yoğun. Herkes bir bilgi alışverişi, bilgi zinciri kurma ve doğru bilgiyi elde etme telaşında. Ben de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis ve birkaç ayet-i kerimeyle nasıl düşünmeliyiz, neler yapmalıyız bunu anlatmak istiyorum bu videoda. Efendimiz şöyle buyuruyor. Bakın cesette bir çiğnemet vardır ki o sıhhatte olunca bütün ceset de sağlam olur. O fesada yüz tutunca da bütün ceset bozulur gider. Dikkat işte o kalptir buyurarak kalbin insan bedenindeki yer ve önemine dikkatleri çekmektedir. Demek ki kalp ne kadar sağlam olursa, peki kalp ne kadar sağlam olabilir? Nasıl sağlam olabilir? Kalp nokta-i istinat ve nokta-i istimdadına sağlam bir şekilde yapışırsa karantina altına alınmış olur. Sağlam hale getirilmiş olur, sağlamlaştırılır. Kalp sağlamlaşınca da bünye sağlam hale gelir. Kalbin Allah'tan başka hiçbir güce, Allah'tan başka hiçbir kudrete dayanmaması gerekiyor. Kalbin Allah'tan başka hiçbir şeyden istimdat etmemesi gerekiyor. Sebepler bile, yani sebeplere bile sebepler planında sadece memur olduğu için sebeplere yapışması gerekiyor. Şimdi gene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Eğer Cenab-ı Hakk'a layıkıyla tevekkül edebilseydiniz sizi sabah yuvasından aç ayrılıp akşam tok olarak dönen kuşların beslendiği gibi rızıklandırırdı. Bunu şöyle değiştirebiliriz mesela. Şöyle anlayabiliriz. Değiştirmek değil de şöyle anlayabiliriz. Eğer Allah'a layıkıyla tevekkül edebilseydiniz sizi korunma altına alırdı. Hiç beklemediğiniz bir şekilde korunma altına alır ve sizi desteklerdi. Ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki, gerçek müminler iseniz Allah'a itimadı tam içinde bulunun. Allah'a tam itimat edin. Hiçbir şeyden korkmayın. Hiçbir şey sizi korkutmasın. Evet, şimdi burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte tasalanma Allah bizimle beraberdir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e. Ebu Bekir Efendimiz korkuyor. Efendimiz'e bir zarar verecekler. Mağaradalar. Ama Peygamber Efendimiz diyor ki tasalanma Allah bizimle beraberdir. Hazreti İbrahim ateşe atıldığında ne dedi? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hatta Cibril'i bile araya perde koymak istemedi. Ben sadece ve sadece Allah'a tevekkül ettim. Allah'a vekil ettim. Ben ona dayandım manasında. Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyerek biz tahassüngahımızı bulmuşuz demektir. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Biz bir kere bile inanarak hasbunallahu ve ni'mel vekil desek bütün ateşlerin üzerinde berdü selam diye geçebiliriz Allah'ın izni ve keremiyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tasalanma Allah bizimle beraberdir sözünü hiçbir zaman unutmamak lazım. Gerçek müminler iseniz Allah'a itimadı tam içinde bulunun ayetini hiçbir zaman unutmamak lazım. Bir de şunu burada hatırlatmak istiyorum. Sebepler dağdasından sıyrılıp vasıtalara gönlünde yer vermemek. Evet, vasıtalara yer vermemek. Gönlümüzde vasıtaların bir yeri olmamalı. Çünkü her şey Cenab-ı Hakk'ın kudretinde, her şey onun iradesinde. Biz Cenab-ı Hakk'a tam manasıyla dayanırsak her şey onun elinde. Hiçbir şeyin gücü yok, bir virüsün gücü yok, bir güneşin gücü yok, kendimizin gücü yok. Her şey Allah'ın elinde. Allah da dilediğini dilediği şekilde ihsan edecektir. Bize düşen rol ne peki? Bize düşen rol Allah'a sımsıkı dayanmak, çok istiğfar etmek, kulluğumuzu gözden geçirmek ve Cenab-ı Hakk'ın hani hak şerleri hayr eyler, sen sanma ki gayr eyler, Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler, sen hakka tevekkül ol, tevfiz et ve rahat bul, sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir de şunu unutmamak lazım. Ben her işimi sevgiliye bıraktım. Artık o ister beni ihya eder, ister itlaf eder. Hani Musa aleyhisselam zamanında bir zat koşa koşa geliyor. Ya Musa, Rabbimize bir sor. Ben cennetlik miyim, cehennemlik miyim? Rabbimiz de diyor ki bu bir kıssadır. Rabbimiz de diyor ki git okuluma söyle. Okulum cehennemlik. Musa aleyhisselam gelip söylüyor. Adam sevinç hıçkırıklarıyla ya Musa gerçekten Rabbimiz bana kulum mu dedi? Rabbimiz bana kulum mu dedi? Yani adamın ne derdi cennet, ne derdi cehennem? Sadece ve sadece Allah'ın kulum demesini istiyor ve bununla yetiniyor yani. Hani gerçek kulluğun bir ufak pencereden, bir
ufacık bir kıssadan bir görüntüsü. Şunu da unutmamak lazım. Gelir elbet zuhura ne ise hükmü kader. Hakka tevfizi umuret ne elem çek ne de keder. Bir de şunu hatırlatalım. Her işinde sadece ve sadece Allah'a tevekkül ol ki Allah'a güven, ona itimat içinde bulun ve senin hakkındaki hüküm ve kazasına da sabret. Zira ondan beklediğin şeyleri ancak yine onun ihsanı olarak elde edebilirsin. Evet, hani bütün halk küsse ama halk seni kabul etse, yani halkın küsmesi, halkın zararı sana zarar etmez. Sen kendini Hakk'a beğendirdikten sonra, Allah için sabrettikten sonra, beklediğin her şeyi Allah'tan bekledikten sonra hiçbir şey sana zarar verecek değil. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki yani şehitler bir sinek ısırığı kadar bile belki zahmet çekmeden ruhlarını teslim ederler. Yani zaten ayet-i kerimede o müminler ki cennet karşılığında canlarını ve mallarını Allah onlardan satın almıştır. Yani bir şekilde zaten her birimizin bir vefat emri var, yani bir ölüm emri var. Bir gün gideceğiz. Ha öyle ha böyle. Bizim için önemli olan güzel gitmeye bakmak lazım. Dünyaya kilitlenmemek lazım. Sanki dünyada ebedi kalacak gibi nazlanmamak lazım. Üstad Bediüzzaman öteye gitmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ötelere teşrif buyurmuş. Nice zatlar gelmişler. Hazreti Ebubekir Efendimiz orada. Yani biraz gerçekten hani şu dünyayı çok fazla acaba büyütmemek ve elimizden geldiği kadar ahiretimize, çeyiz sandığımıza bir şeyler ilave etmek ve vazifemiz gereği kendimizi karantina altına almak, dualarla, abdestimizle, temizliğimizle, nezahetimizle, güzel ahlakımızla kendimizi karantina altına almak, küs olan arkadaşların barışması, anneyi babayı razı etmeyen insanların anne babasını razı etmesi, ne bileyim bir mümin bir mümine zarar vermiştir, malını gasp etmiştir, ondan gidip helallik alması gibi vesilelerle bizler Allah'ın izni ve keremiyle Allah'ın her türlü takdirinden hoşnutuz. Tasalanma Allah bizimle beraberdir diyoruz. Bu faslı noktalıyoruz.